Bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi istisnasız tanıştığım herkes endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı olduğumu duyduğunda bir tereddüt geçiriyor. Hocam endokrinoloji uzmanı ne demek diye soruyor bana. Şimdi bu önemli, gerçekten önemli. Çünkü endokrin ve endokrinoloji branşı Türkiye'de çok bilinen bir branş değil maalesef. Yavaş yavaş bilinirliği artmaya başladı. Türkiye'de şu anda 600'e yakın endokrin uzmanı bulunmakta. Endokrinoloji uzmanı olmak için Türkiye'de 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 4-5 yıllık iç hastalıkları ihtisası yapmak gerekiyor. Daha sonrasında 3 yıl endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üst ihtisası yapmak gerekiyor. Yani toplamda 13 yıllık bir eğitim gerektiriyor. Sonrasında endokrin uzmanı olmaya hak kazanıyorsunuz. Endokrin aslında vücuttaki tüm salgı bezlerinin hastalıklarına bakan bir branş. Metabolizma hastalıkları da şeker metabolizmasıyla ilgili bozukluklar, yağ metabolizmasıyla ilgili bozukluklar, protein metabolizmasıyla ilgili bozuklukların tüm bozukluklara bakan bir hastalık silsilesi. Tabii Türkiye'nin neredeyse yarısı endokrin ve metabolizma hastalıklarını ilgilendiren bir hastalığa sahip. Neden böyle söylüyorum? Çünkü şeker hastalığı bizim sıklıkla baktığımız hastalıkların başında geliyor. Neredeyse toplumun %20-25'ine yakınında şeker hastalığı ve gizli şeker problemi mevcut. Bunun dışında tiroid hastalıkları neredeyse toplumun %20-25'inde görülen problemlerden biri. Bir diğer önemli hastalığımız obezite, yani şişmanlık problemi. Bu da neredeyse şişmanlık oranı ülkemizde son çalışmalara göre %35-40'ları buldu. Bunlara metabolizma hastalıklarını eklediğimiz zaman sayı iyice artıyor. Bir de üstüne hipofiz bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi ile ilgili problemler, kadın ve erkek üreme sistemi ile ilgili hormonal bozuklukları eklediğimiz zaman bayağı bir hasta sayısı karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla endokrin ve metabolizma hastalıkları aslında bilinmesi gereken önemli branşlardan biri. Çünkü hormonal hastalıklar, şeker hastalığı, kolesterol yükseklikleri, tiroid hastalıkları, paratiroid bezi bozuklukları, böbrek üstü beziyle ilgili problemler, pankreasın hormonal hastalıkları, adacık hücresini ilgilendiren hormonal hastalıkları, testis hastalıkları, kadınlarda polikistik over adını verdiğimiz hastalıklar, kemik erimesi ve metabolik kemik hastalıkları adını verdiğimiz hastalıklar, vitamin eksikliklerinin çoğu, bunun içinde D vitamini eksikliği, B12 eksikliği ve diğer vitamin eksikliklerini sayabiliriz. Bütün bunlar endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının ilgi alanına girmekte. Bu branşı daha çok tanınması dileğiyle teşekkür ediyorum.